Bir önceki videoda aynı moleküllerle aldol yoğunlaşması örnekleri yapmış ve onlara basit aldol yoğunlaşması demiştik. Bu videoda ise karışık veya çapraz aldol yoğunlaşmasından bahsedeceğiz. Bu yüzden artık aynı molekülle başlamıyoruz. Bu kez elimizde iki farklı aldehit bulunuyor. Solda benzaldehit ve sağda ise propanal ya da diğer adıyla propiyonaldehit var. Şimdi bunlarla ne tür bir enolat anyonu oluşturabiliriz ona bir bakalım. Sodyum hidroksiti baz olarak eklediğimizde enolat anyonumuz ne olacak? Bunu yapmak için alfa karbonları bulmalıyız. Propiyonal dehitle başlayalım. Alfa karbonun karbonilin yanındaki karbon olduğunu biliyoruz. İşte burada. Bu alfa karbon üzerinde iki proton var. Şuraya iki alfa protonu çizip gösterelim. Enolat anyonumuz oluşturmak için bir olasılık buydu. Buradaki bu aldehit hidrojenle enolat oluşturmayacağız. Bu yüzden aldehitin sağ tarafını düşünmemiz gerekmiyor. Şimdi de benzaldehite bakalım. Buradaki karbonu düşünürsek karbonilin yanındaki karbon olduğu doğru. Ancak bu karbonun zaten 4 bağı var. Bu yüzden alfa protona sahip değil. Benzaldehitin alfa protonu olmadığı için enolat anyonu oluşturması konusunda bunu düşünmemize gerek yok. Demek ki enolat anyonunu propionaldehit'ten oluşturmalıyız. Şimdi bunları yeniden çizelim ve ürünün ne olduğunu görmemizi kolaylaştıralım. Buraya halkayı çizerek başlayalım. Yanına da karbonilimizi ekleyelim. Buradaki hidrojeni eklememek bence daha iyi. Çünkü mekanizmayı düşünürken kolaylık sağlıyor. Buradaki propiyonaldehite gelince, ürünü görmeyi kolaylaştırmak için onun farklı bir konformasyonunu çizmeyi tercih ediyorum. Yani karbonilimizi şuraya çizip karbonu aşağısına eklersek nihai ürünün ortaya çıkmasını kolaylaştırmış olacağız. Protondan arındırmaya yani deprotonasyona geçecek olursak sodyum hidroksit bu alfa protonlardan birini alır ve elektronlar da alfa karbona geçer. Şimdi karbanyon enolat anyonunun yapısını düşünebiliriz. Bu karbonun formal yükü eksi bir olur. İşte nükleofilik enolat anyonumuz. Bir kez daha hatırlatayım. Oksi anyon yerine karbanyon çiziyorum. Çünkü mekanizmayı oluştururken ürünün ne olduğunu daha kolay anlamamızı sağlıyor. Şimdi elimizde bir nükleofil bulunuyor. Buraya mor renkte elektronlarımızı ekleyelim. Nükleofilimiz benzaldehit molekülünün elektrofilik kısmına saldıracak. Oksijenin kısmi negatif, karbonil karbonun kısmi pozitif olduğunu düşünürsek bu molekülün elektrofilik kısmı. Bu karbonun üzerindeki ortaklanmamış elektron çifti bu karbona saldırınca elektronlar da oksijene geçecek. Böylece bir alkoksit ara maddesi oluşmuş olacak. Şimdi bunu çizelim. Oksijenimiz var. 3 tane ortaklanmamış elektron çifti var ve eksi 1 formal yüklü. Ama ona geçmeden önce diğerlerini bir halledelim. Burada oluşan çok önemli bir karbon-karbon bağı var. Tabii bir aldehitimiz var. Bunu da eklemeyi unutmayalım. Buradaki mor renkli bu elektronlar şuradaki yeni bağ oluşturmuş oldular. Ayrıca bir alkoksit ara maddesi elde ettik. Şimdi buna proton ekleyelim. Burada tam olarak mekanizmaya değil de daha çok ürünü anlamaya odaklanıyoruz. Şimdi aldol ara ürünümüzü oluşturmak için alkoksitimize proton ekleyerek devam edelim. Bir sonraki adımda ısı ekleyince büyük ihtimalle konjuge ürünümüzü oluşturmuş olacağız. Şimdi ne olacağına bir bakalım. Yine bir alfa karbonumuz mevcut. Karbonilimizin hemen yanındaki bu karbon alfa karbon ve yine üzerinde bir alfa proton bulunuyor. İşte proton şurada ve hidroksiti yine baz olarak düşünebiliriz. Baz göreve gören hidroksit gelip bu protonu alıyor. Aslında bu aşamada son ürünü bile düşünebiliriz. Bu elektronlar buraya gelir, bunlar da oksijene geçer. Yine ayrıntılı olarak tüm mekanizmayı değil, ürünümüzü nasıl bulacağımızı düşünüyoruz. Ürünümüzü çizdiğimizde burada bir halkamız var ve çift bağımız burada oluşmuş durumda. Aşağıda da aldehit var. Böylece konjuge bir ürün oluşturmuş oluyoruz ve ürünümüzün adı da enal yani alken aldehit. Şimdi bir de elektronlara bakalım. Burada mavi ile işaretlediğim elektronlar ürünümüzdeki çift bağ oluşturmuş oldular. Bu mor bağ yani aldol oluşturmak için oluşan karbon karbon bağı zaten vardı. Ve sonrasında da hidroksiti kaybettik. Bu da son ürünümüz yani konjuge ürünümüz oluyor. Amacımız bu reaktantlara bakarak ürünün nasıl çizileceğini çözmekti. Bunu yaparken alfa karbonun nerede olduğunu bulduk ve sonrasında oluşan enolata baktık. Şimdi başka bir örnek daha yapalım. Diyelim ki sınavda bu tür bir soru karşınıza çıktı ve ürünü çizmeniz istendi. Evet burada yine farklı alfa karbonları görüyoruz ama önce bu sikloheksanona odaklanalım. Şimdi bunun bir alfa karbon olabileceğini biliyoruz. Bunun da aynı şekilde. Buradaki bileşikte elimizde iki karbonil bulunuyor. Yani bu ya da bu alfa karbon olabilir. Şimdi bu alfa karbonlardan hangisinin protondan aranacağını bulmalıyız. Tabii bazı görevi gören sodyum etoksiti eklediğimizde. Daha önceki videolardan hatırlayacaksınız. İki karbonil arasında bulunan alfa karbonun en asidik protonlara sahip olduğundan bahsetmiştik. Buradaki alfa karbon üzerinde iki proton bulunuyor ve onu protondan arındırmak daha kolay. Çünkü karboniller nedeniyle çizebileceğimiz rezonans kararlılığı buna müsaade ediyor. Bu protonlar soldaki ketonumuzdaki protonlardan çok daha asidiktir. Ve bu protonlardan biri buraya sodyum etoksit eklediğimizde deprotonasyona katılacaktır. Yani sodyum etoksit gelecek, bu protonlardan birini alacak ve bu elektronlar buraya geçecek. Şimdi devam edip buraya oluşturacağımız şeyi yeniden bir çizelim. Enolat anyonumuzu oluşturalım. Artık karbonumuzun üzerinde bir tane ortaklanmamış elektron çifti bulunuyor ve bu da ona eksi bir formal yük vermiş oluyor. Şimdi elektronları takip edelim. Buradaki mor renkte gösterdiğim elektronlar karbanyon oluşturuyor. Rezonans yapısını ve oksi anyonları çizmek için zaman ayırmayacağım. Çünkü şu anda sadece ürünle ilgileniyoruz. Evet, artık elimizde bir nükleofilik enolat anyonu mevcut ve bunun ketonumuzun karboniline saldıracağını biliyoruz. Buraya ketonumuza geri dönecek olursak oksijen kısmi negatif, bu karbonsa kısmi pozitiftir. Bu Ne nükleofilimiz elektrofilimize saldıracaktır. Yani bu elektronların buraya saldırdığını, bu elektronların da oksijene geçtiğini düşünebiliriz. Buraya ara maddeyi çizersek burada bir halkamız var. Şimdi alkoksit oluşturacağız. Bu yüzden oksijenin üzerindeki tüm ortaklanmamış elektron çiftlerini çizmeyeceğim. Çünkü şu anda bu bağın oluşumunu göstermekle daha fazla ilgileniyoruz. Şimdi geri kalanları da çizelim. Evet, Şuraya karbonillerimizi de ekledik. Şimdi oldu. Morla gösterdiğimiz elektronlar buradaki karbon-karbon bağını oluşturdu. Daha sonra bir alkoksit oluşturduk ve devam edip aldolümüzü oluşturmak için protonlamaya başlıyoruz. Yine söylüyorum. Zaman kazanmak için tüm mekanizmayı değil, ara ürünümüzü inceliyoruz ve bu aldolü ele alıyoruz tepkimede ısı olduğu için muhtemelen konjuge bir ürün oluşturacağız ve tam aldol yoğunlaşması elde edene kadar devam edeceğiz. Şimdiki adımda hala üzerinde asidik bir proton bulunan bu alfa karbonu düşünebiliriz. Evet, halen bu alfa karbonuna bağlı bir proton var. Sodyum etoksiti de ekleyelim. Etoksit anyonumuz burada. Etoksitimiz burada baz görevi görecek. Yani bu protonu alacak. O zaman bu elektronlar buraya hareket edecek ve çift bağımızı oluşturacak. Ayrıca hidroksiti ayrılan bir grup olarak düşünebiliriz. Bu da bize ürünümüzün ne olduğunu anlamada yardımcı oluyor. Şimdi bir halkamız var. Artık çift bağımız var. Yukarıda iki tane karbonlimiz, oksijenimiz ve devamında etilimiz bulunuyor. Şimdi de bu elektronlara bir bakalım. Mavi ile gösterdiğim bu elektronlar burada çift bağımızı oluşturdu. Karbon karbon bağını oluşturmuştuk zaten. O da şurası oluyor. Şimdi elimizde kararlı bir konjuge ürün bulunuyor. Tekrar edecek olursak, burada sadece bir tepkimenin sonucunda oluşan ürünün nasıl çizilmesi hakkında konuştuk. Mekanizmanın detaylarına inmedik.